Çizgi film tarihinin en çok övülen, sinema tarihinin ise en çok yerilen işlerinden biri olan Avatar: The Last Airbender, özellikle Amerika'da Netflix'e girmesiyle bir rönesans yaşadı. Çizgi dizi yeniden popülerleşirken hayranların aklında da bazı soru işaretleri belirmeye başladı. Avatar, Aang'in hikayesini biliyoruz. Çizgi dizi ve film ile izledik. Bir de yeni Netflix dizisiyle tekrar izleyeceğiz. Korra'yı da biliyoruz. Ancak peki ya önceki Avatarlar? Onların nasıl hikayeleri var? Örneğin Avatar Kyoshi kimdir? Kyoshi yaşadığı dönem boyunca çok güçlü bir avatar olarak dostlarına güven, düşmanlarına korku salıyordu. Keskin bir adalet anlayışı vardı. En kadar pasifist olduğu söylenemezdi. 230 yıl kadar yaşayarak en uzun ömürlü avatar unvanına kavuşmuştu. Ancak hikayesi ne güçlü ne de galip başlamıştı. Kiyoshi 7 yaşında liman kenti Yokoya'da evsiz barksız, aç ve susuz dolanırken kimse geleceğinin ne olduğunu tahmin edemezdi. Tarım ve balıkçılıkla uğraşan köylüler Kiyoshi'yi beslemeye ya da bakmaya yanaşmıyordu. Köylülerin çocukları ise Kiyoshi'ye sataşmaya hiç çekinmiyordu. Önceki Avatar Kuruk'un arkadaşları yeni Avatar'ı ararken yolları bu kente düştüğünde Kiyoshi'nin işinin kolaylaştığını düşünebilirsiniz. Ancak Kelsang ve Jinasu Kiyoshi'nin avatar olduğunu fark edemediler. Kelsang yine de Kiyoshi'ye yardım etmesi gerektiğini fark etti. Köylülere para verip Kiyoshi'ye bakmalarını rica ediyor ancak köye döndüğünde Kiyoshi'yi çatıların üstünde hastalık ve ateş ile boğuşurken buluyordu. Böylece bir daha Kiyoshi'yi terk etmeyeceğinin sözünü verdi. Yıllar sonra Kiyoshi aynı köyde avatar olduğu düşünülen Yun'un hizmetçisi olarak çalışmaya başladı. Avatar Yun herhangi bir testi geçebilmiş değildi. Sadece Paishia oyununda önceki hayatı olan Kuruk'un stratejilerinden birini kullanmıştı. Politik sıkıntılar Kelsang ve Jinasu'yu zorlayınca onu avatar ilan etmekten başka çıkar yol bulamadılar. Ne hikmetse Avatar Yun sadece toprağa bükebiliyordu. Yine de politik eğitimi sayesinde çalışmalarda arabuluculuk yapıyor ve dünyaya gereken hizmeti sağlıyordu. Jinasu'nun kolayca yönlendirebileceği biriydi. Bir gün mutfak çalışanları kendi aralarında şarkı söylerken Kiyoshi kelimesi kelimesine Avatar Kuruk'un zamanında yazdığı bir şiiri okudu. Bunu duyan Kelsang, Kiyoshi'nin de en az Yun kadar avatar olabileceği ihtimalini fark etti. İkisinin de elinde doğru düzgün bir kanıt olmasa da iki arkadaşın arası açıldı. Jinasu belki de sırf parmağında oynatabildiği için avatarın Yun olmasını, Kelsang da belki sırf Jinasu'nun bu gücünü kıskandığı için çocuğu gibi olan avatarın Kiyoshi olmasını istiyordu. Yun'un yanında gittiği bir görevde kendisinden sadece ortalığı toplaması bekleniyordu. Deniz tabanındaki toprağa bükerek günü kurtarması, chi kudretini göstermesi, Kiyoshi'nin avatar olabileceği şüphelerini güçlendirdi. Böylece Jinasu iki muhtemel avatarı yanına alıp kötücül bir ruha danışmaya gitti. Üç kişinin esrarengiz yokluğundan şüphelenen Kelsang onları takip etti. Yanlarına vardığında Yun çoktan ölmüştü. Ruh Kiyoshi'nin avatar olduğu söylendiğinde Jinasu Yun'u kurban etmekte bir abes görmemişti. Aralarındaki ufak çekişmeye rağmen sevdiği birini kaybetmenin acısıyla Kiyoshi ateş soludu ve ilk defa toprak dışında bir element büktü. Ancak o gün orada kaybedeceği tek arkadaşı sahte avatar değildi. Kelsang'ın bir babaya yakın sahip olduğu tek kişinin öldüğünü görmek Kiyoshi'yi avatar haline soktu. Ancak Jinasu ellerinde eski dostunun ve sahte avatar öğrencisinin kanı yerin altında saklanırken Kiyoshi sadece Kelsang'ın bizonuna bindi ve gitti. Böylece Kiyoshi kız arkadaşı Rengi'yi yanına alarak Yokoya'dan onca acıya katlandığı, yine de bir zamanlar mutluluğu da tattığı kentten ayrıldı. Birlikte Toprak Krallığı'nın stabilize olmayan, yozlaşmış yöneticiler ve eşkıyalarla dolu yerlerinde maceralara çıktılar. Sonunda kendini dünyaya ilan etti. Güney Hava Tapınağı'nda kendisinin eğitmeni olarak atanan Beyaz Lotus üyesi Jinpa ile tanıştı. Evet, Kiyoshi'nin yolculuğu çok çalkantılı başladı ancak sonunda saygı duyulan bir avatar olup çıktı. Kiyoshi savaşçılarını eğitti, zorba Fatih Çin'e haddini bildirdi, devrim karşısında ondan yardım isteyen toprak kralını reddetti, kral köylülere de söz hakkı verdiğinde dengeyi sağlamak için Daili teşkilatını kurdu. Tabi o dönem teşkilatın bu kadar yozlaşabileceğini bilmiyordu. Öldüğünde kızı Kiyoshi adasının başına geçti. Çalışkan, düşünceli, adaletin kılıcı olan avatarı bir kez daha Nickelodeon'un kendi projelerinde veya Netflix projelerinde görme fikri bizi heyecanlandırmıyor diyemeyiz.